Geçtiğimiz günlerde alınan kararla fiyatların yükselmesinden şikayetçi olan vatandaşlar gelen zamma tepki gösterdi. Başta Brezilya olmak üzere kahve üreticisi olan ülkelerde yaşanan olumsuz hava şartları ve don olayları kahve fiyatlarını etkiledi. Tamam, aşağıdan buradan çektik. Geçen yıl bu zamanlarda 50 liradan satılan kahvenin kilosu artık 90 ile 100 lira arasında değişiyor. Vatandaş ve esnaf ise bu durumdan oldukça rahatsız. Esnaf fiyat artışının yükselmesinden ve satış yapamamaktan şikayetçi, tüketici ise fiyatlar yükseldiği için yeterince kahve tüketememekten ve gelen zamların fazlalığından şikayetçi oldu. Kahve tiryakilerine kötü haber. Son zamanlarda kahveye %100'e yakın bir zam geldi. Üretici de tüketici de bu zamlardan oldukça şikayetçi. İbrahim Bey, kahve tüketiyor musunuz? Evet, çok tüketiyorum. Sabahları kahve yapmadan ve kahve içmeden önce kesinlikle güne başlayamıyorum. Peki kahve fiyatlarındaki artıştan haberiniz var mı? Evet, var ve bunun için de bayağı bir üzgünüz. Bu durumda özellikle bazı kesimleri daha da çok etkilediğini düşünüyorum. Ne kadar da yani Mezopotamya ile ilgili olmasa da hani bunun daha çok insanlarla alakalı, yani nasıl desem, daha çok şahsıyla alakalı olmadığını düşünüyorum. Genel bir rahatsızlık verici bir durum yani. Onun için de bence bizim kendi üretimimizi yapması gerektiğini düşünüyorum. Buradan büyüklere de seslenmek istiyorum. Bu ne konuda? Vallahi ne düşüneceğim? Müşteri alamıyor, satış yapamıyor. Bugün bir Türk kahvesinin kilosu 100 lira olmuş. Bu şekilde satış olmaz. Zamdan önce ne kadardı? Zamdan önce 60 liraydı, 50 liraydı. %50'lik bir zam. Tabii canım, %50'lik bir zam. Yağda aynı şekilde, şu anda Türk kahvesinde aynı şekilde ama sabı müşteri yok. Bak, çarşı bomboş. Yani geçen yıl mesela Türk kahvesini biz 30 lira 35 liraya satıyorduk. Bu sene maalesef 75 lira oldu kilosu. Ama bu nedir? Onu sana söyleyeyim. Şimdi aslında